Hatırlatmak gerekti. Var olduğunu, hala ayakta olduğunu, hala yürürlükte olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı hatırlatmaktan büyük üzüntü duyuyor. Ama buna ihtiyaç doğdu. Değerli arkadaşlar, değerli milletvekili arkadaşlar, elbette bugün demokrasimiz için kara bir gündür. Lekeli, ayıplı bir gündür. Ama bu hiçbir zaman önce Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubumuzun sonra milletimizi bir karamsarlığa sevk etmemelidir. Türkiye'de şu tablo herkesin düşünmesi gereken, üzülmesi gereken, incinmesi gereken bir manzaradır. Bu büyük meclis, bu kutlu meclis, bu yüce meclis, bu kadim meclis kurulduğu vakit kendisini ve cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hesap sorarken bugün bu meclis 100. yılında saraydan talimat alır hale gelmişse bu Türk demokrasisi için kara bir gündür, ayıplı bir gündür. Bu utançla bu meclisin yaşamaması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne kadar örselenmiş olsa da, ne kadar törpülenmiş olsa da demokrasimizi yaşatmaya, güçlendirmeye ve yüceltmeye devam edeceğiz. Erdoğan unutmasın. Demokrasinin yüceliği yönetenlerin sabrıyla ve hoşgörüsüyle doğru orantılıdır. Erdoğan unutmasın. Demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Erdoğan unutmasın. Kendisini eleştirenler eleştirmeye, biat etmesini istedikleri biat etmemeye ve yanlış yaptığı her zaman yanlışını konuşmaya yetecek kadar insan vardır. Erdoğan kendisini eleştiren herkesi terörist ilan etmek suretiyle, kendisini ve uygulamalarını eleştiren herkesi Türkiye düşmanı ilan etmekle Türkiye'ye en büyük düşmanlığı yaptığını unutmasın. Erdoğan'a hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi, hiçbir demokrasi perver vatandaş bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da diz çökmeyecek, baş eğmeyecek, susmayacak ve yılmayacaktır. Yapacağımız her şeyi biraz önce meclis başkanının kapısına koyduğum Anayasaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğüne uygun olarak, yürürlükteki yasalara uygun olarak, barışçıl bir şekilde demokrasi çığlığımızı Türkiye'nin 780.500 kilometre karelik coğrafyasında, gerekirse 81 ilde, 950 ilçede, 36.000 köyde, hane hane demokrasimizin korunmasının, yaşatılmasının bir zorunluluk olduğunu 83 milyonu anlatmak için yollara düşeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de ayakta ve hayatta kalmasını ve saraya boyun eğmeyecek güne, eğmediği güne gelinceye kadar korumaya, yaşatmaya, yaşatmaya devam edeceğiz. Kadri Deniz Berberoğlu ve diğer iki HDP'li sayın milletvekilinin bugün hukuksuz bir şekilde vekilliğinin düşürülmüş olması aslında Erdoğan'ın kendi arzusuyla bize bir ayar vermek gibi algılansa da
Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bugünkü tutum, bugün düne kadar AK Parti'ye oy veren seçmen içinde Erdoğan'a karşı artık bunun işin tadını kaçırdığını ve hakikaten bir diktatör olduğunu tescillemiş ve AK Parti seçmenine de bunu hissettirmiş, anlatmış oldu. Demokrasi mücadelesi zordur. Enis Berberoğlu dahil 139 milletimiz her türlü bedeli ödemeye hazırız. Türkiye bilsin, bir bedel ödenecekse bunu önce Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri ödeyecektir. Yaşasın demokrasi diyorum, hak diyorum, hukuk diyorum, adalet diyorum. Adalet! Hak! Hukuk! Adalet! Hak! Hukuk!